Beden Eğitimi Yüksekokulu taşınıyor, Germiyan Kampüsü ile ilgili alınmış bir karar yok. Kütahyalıların son günlerde en çok merak ettiği Germiyan Kampüsü ve Besyon'un taşınması ile ilgili konulara Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Remzi Gören açıklık getirdi. Üniversitede düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Rektör Gören, Germiyan Kampüsü ile ilgili alınan bir karar olmadığını, Besyon'unsa Evliya Çelebi yerleşkesine taşınacağını söyledi. Kalkınma Bakanlığı'ndan gelen yazıda, bu yazı bizim yapışlarımızda, sekreterliğimizde mevcut, altında not düşüyor. 10 bin metrekarelik Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu binası, üzerinde yıldız işareti, altında da yıldızın açıklaması. Evliya Çelebi Kampüsü yapılmak kaydıyla. Yani biz Besyo binası bizim isteğimiz dışında kampüse yönlendirilmiş bir binadır. Ya bu binadan vazgeçeceksiniz ya da kampüste yapacağız. Meslek yüksekokulları ile ilgili karar alınmadı. Meslek yüksekokulları ile ilgili üniversitemiz senatosunda, yönetimde hiçbir zaman gündeme gelmedi. Dolayısıyla meslek yüksekokullarının kampüse taşınması da bir olay söz konusu değil. Eğer meslek yüksekokulları size yeterse yurt yapabilirsiniz. Mevcut yurtlar korunabilir ama gelecekle ilgili durum... İlgili kurumların gündeminde meslek yüksekokulların organize sanayilere taşınması var. Taşıyorum, kapatıyorum. Böyle bir laf etmedim. Ama şunu söyledim. Meslek yüksekokullarının organize sanayiye taşınması düşünceleri var. Bizim değil. Yukarının böyle bir düşüncesi var. YÖK'ün, Milli Eğitim'in. Buralara taşıyın dedikleri andan itibaren benim elimde bir şey gelecek durum değil. Yani benim üniversite olarak meslek yüksekokullarıyla verilmiş bir kararım yok. Rektör Gören konuyla ilgili sosyal medyada çıkan haberlere de cevap verdi. Bunu söyleyen arkadaşlar, yurt sahibi arkadaşlarımız, esnafımız, hoca bir şey yap, öğrenci getir. Bunu yapma şansın yok. Ben sadece arkadaşlara, oradaki insanlara uyarı görevimi yaptım. Devam ediyorlar. Yani çok da şey değil. Yani sonuçta şu anda 3000 tane öğrenci var Besyo dışında. 3000 tane öğrenciyi, kaç tane yurt var bilmiyorum oradaki coğrafya içerisinde. Yani yetiyorsa yeter. Dumlupınar Üniversitesi başına Kütahya ibaresi eklenecek, başvurular yapıldı. Şu anda bakanların önünde, Milli Eğitim Bakanlığı'ydı en son biliyorum, başına Kütahya kelimesini ekledik. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, şehrimizin adıyla alınacak. Ve yani ya Kütahya, ben her gittiğim yere cep telefonuna Kütahya Dumlupınar Üniversitesi dediğim zaman ya o şu gördüğümüz yer değil mi? Sağdan, Afyon'dan geçişlerden gelirken sağda. Ya orası değil diyorum. Cep telefonu çıkarıyorum. Arkadaşlar diyorum. Bak Dumlupınar Üniversitesi bizim burası. O taş kapı var ya. Hani o şey. Orası diye gösteriyorum. Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan öğrenci sayısı 58 bini buldu. Dumlupınar Üniversitesi mevcut ön lisans, lisans, lisans üstü yabancı öğrenci derken tüm eğitim ve öğretim faaliyeti içerisinde yer alan öğrencilerimizin sayısı 58 bin civarında şu anda. Üniversitenin bütçesi ise 230 milyon lira oldu. 2018 bütçemiz 230 milyon, 231 milyona yakın bir rakam. Eğer geçen yılki rakamımızda yansıda görüyor 217 bin civarında. Her yıl üniversitemizin bütçesi yaklaşık %8 ila 10 oranında artıyor.